Zeynep, biliyorum. Bu belirsizlik seni korkutuyor. Kimle yaşayacağım, nerede yaşayacağım, nasıl bir hayatım olacak? Hatta eminim o eski yaşantında tüm çektiklerine rağmen orası daha cazip geliyor şu an sana. Bu hep böyledir. Sana mahsus bir şey değil. İnsan bildiği acıyı bilmediği bir maceraya tercih eder. Neden ki? Çünkü canının ne kadar yanacağını bilirsin orada. Yeni bir şeye adım atmak bir belirsizliktir. Benim böyle yüzlerce hastam oldu. Kötü giden evliliğini bitiremeyen, işte sevmediği işinden ayrılamayan, kendisine zarar veren bir alışkanlıktan kurtulamayan, daha bir sürü sayabilirim sana. Çok normal. İranlı bir şair var. Furuh Feyruhzat. Rüzgar Bizi Götürecek kitabında diyor ki, bir cevherim var. Ama onu korkudan gönlümün bataklıklarında saklıyorum. Hele biz senin nasıl bir cevherin olduğunu çok iyi biliyoruz. De anmadık ki çomağı hazırlayalım. Gelmiş. Hop 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 hop. Geri bas. Hadi. Kızım içeri girsen hadi. Geç. Sen laftan anlamıyorsun. Bunu biliyoruz. Şimdi sana tek tek anlatacağım. Senin artık kızına yaklaşman kanunen yasak. Eğer yaklaşmaya kalkarsan bir telefonuma bakar. Takarlar bileğine kelepçeleri. Tamam mı? Sen alışıksın zaten ama. Doktor efendi, sen de şunu kafana sok. Eğer ben kızımla konuşamazsam, bir bakarsın senin kızınla konuşmuşum. Allah'ın bildiğini kulda ne gizliyorsunuz? Evlatlık olduğunu bilmek kızın da hakkı. Hoş geldin. Canım benim. Zeynep hoş geldin. Nasılsın? Ver bakalım çantanı. Levent nerede? Babamla dışarıda konuşuyorlar. Anne. Dur bir tane. Tamam bir şey olmaz. Hadi bakalım. Hı? Aç mısın? Yok teşekkür ederim. Geldin sonunda geldin. İnanamıyorum kurtuldun Mordor'dan sonunda. Mordor ne be? Şey kötü bir yer. Bak seninle çok güzel Yüzüklerin Efendisi izleme geceleri yapacağız. Böylece sana artık hiçbir şey açıklamak zorunda kalmayacağım çünkü kendin anlayacaksın. Evet Zeynep ama bunların hepsini sınavdan sonra yapacaksınız. İyisin değil mi? Bir şeye ihtiyacın var mı? Bugün ne yapalım? Bilmem. Boğaz'a inebiliriz. Veya güzel bir pizza yemeye gidebiliriz. Ay bir dakika. Ay bir dakika of. Ne oldu? Sana en cazip aktivite belli zaten. Neymiş? 5 milyon matematik sorusu çözmek. Zeynep'ciğim. İstersen başını açabilirsin. Artık tamamen özgürsün. Yok ben zorla kapanmadım kendim. Ama siz bana ilaç çıkar mı diyeceksiniz? Çüş. Kızım 28 Şubatçı deden bile seni böyle kabullendi. Tabii ki de öyle bir şey demeyeceğiz saçmalama. Tabii ki de demeyeceğiz öyle bir şey. Ben sadece bilemedim hani kendin isteyerek mi kapandın yoksa zorla mı o yüzden özür dilerim. Zeynep bu evde ne giydiğine ya da neyi nasıl yaptığına asla karışmayız biz. Orada doğru söylüyor. Elbet ben bir gün kızımı alacağım. Onu sizin haram sofranıza oturtmayacağım ben. Biz kimsenin hakkını yemeyiz. Hakkımızı da yedirmeyiz. Öyle haram yememek için Allah'ın arkasına sığınanlardan da değilim. Sen o başvurunu geri alacaksın. Savcıyla da konuşacaksın. Yoksa andolsun dağıtırım senin aileni. Ya dağıt. Dağıt. Kızı tekrar yurda yollarlar. Sen de bir daha da kızını göremezsin. Sonra başka bir koruyucu aileye verirler. Başka bir şehir, başka bir aile. Bu ihtimalleri düşündün mü? Kim? Nasıl? Veremezler ya nasıl verecekler? Bal gibi verirler. Ben babaların oğlu muyum? Senin yaşam biçimini onaylamayan, böyle karşına geçip yüzüne bakıp konuşmayacak bir sürü avukat var. Bir sürü sivil toplum örgütü var. Sen bu ihtimalleri düşündün mü? Ha? Yok.
Bak, en azından ben belki Zeynep'in hatırına, Meryem'in hatırına, bu bunca yaşanan şeyin hatırına kızından haber almanı sağlarım. Bir telefon açarsın, konuşursun, izin veririm. Belki ileride kızını almak istersen belki yardımcı olur. Bunları da unutma. Bir daha da beni kızımla tehdit etme. Ya daha farklı olur. Levent. İyi misin? Tamam, korkmanıza gerek yok, gönderdim. Anne? Maalesef Meryem'den haberim yok. Ama o gelirdi şimdiye kadar, merak ederdi beni. Babanla engel oldu diyorsun. Of kesin. Ruh hastası herif. Ağzımdan kaçtı. Yani Mira. Hemen başladı. Hemen başladı sorunlar. Yani Levent, emin misin? Ona uygun başka bir aile. Ona uygun aile biziz. Bizi tanıyor, güveniyor, seviyor. Tamam mı? Bu konu tartışmaya kapalı. Hadi kızım, hadi. Zeynep. Zeynep. Özür dilerim. Vallahi gerçekten ağzımdan kaçtı, özür dilerim. Ya bugün geleceğim diye çok heyecandan, yemin ederim ya. Zeynep. Baban için söylediklerimi geri alıyorum. Ağlama ne olur. Ondan ağlamıyorum ben. Doğru olmasına ağlıyorum. Ben sizle tanıştığımdan beri hep bela oldum başınıza. Şimdi de öyle. Aa Zeynep, lütfen. Kalbimi kırıyorsun yavrum. Biz seni de anneni de çok seviyoruz. Her şey çok kötü. Ben kafam da almıyor, ne yapacağım bilmiyorum. Özrümü kabul et mesela. Hı? Gül. Gül bak, yoksa gıdıklarım. Hı, hayır yapma. Hadi Zeynep, lütfen. Annem. Anneme ne olacak onu da bilmiyorum. Babam ona bir şey yapar mı? Tamam, ben gideceğim. Mahalleye kontrol edeceğim, öğreneceğim, tamam mı? Sen yeter ki üzülme, lütfen. Ben de gelsem? Hayır, ben şu an senin oraya gelmeni çok uygun bulmuyorum. Arabadan inmeyiz. Sana ne oluyor kızım? Ben de geleyim işte, Zeynep yalnız kalmamış olur. Hah, bir sen eksiktin. Ah evet, bir ben eksiktim zaten. Bak kendi ağzından söyledin. Evet babacığım, teklifini kabul ediyorum ve geliyorum. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Eksik olma. Arabadan inmeyeceksiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.